Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Fortnite'da nasıl FPS'inizi arttırabileceğinizi ve oyun içinde nasıl 450 FPS'e kadar çıktığımı sizlere bu videoda göstereceğim arkadaşlar. Zaten videonun başında da bir şey görmüşsünüzdür. Bunlarla alakalı bir sürü FPS arttırma videom var. Öncelikle onları izlemeniz lazım tabii ki ama bu videoda tekrardan ayrılarından bahsetmeyeceğim tabii ki ama FPS videolarımın hiçbirinde oyun içi ayarlarımı göstermediğimi fark ettim. Şimdi sizlere Fortnite'daki oyun içi ayarlarınızı FPS'in arttıracak şekilde nasıl ayarlayabilirsiniz, bunu göstereceğim. Ondan sonra da artık sizlere oynanışla baş başa bırakacağım ve siz de eğer istiyorsanız bu adımları uygulayarak yaklaşık 450 FPS'e kadar çıkabilirsiniz. Bilgisayar özelliklerim biliyorsunuzdur. Bilgisayar özelliklerim hani çok kötü değil, çok iyi de değil. Böyle orta bir sınıf. RX 570'im var. RX 570 hani cidden hani 1080p'de yüksek ayarlarda en kötü oyunda bile 60 FPS oynatabilecek güzel bir kart. Fakat hani 2080 Ti'nin yanında falan hiçbir şey olarak kalıyor. Buna rağmen hani kötü bir bilgisayarım yokken, çok iyi de bir bilgisayarım yok. Nasıl 300 FPS, 450 FPS bu FPS değerlerini nasıl görebileceğinizi anlatacağım sizlere. Öncelikle ayarlara geliyoruz arkadaşlar. Şimdi beraber ayar yapacağız sizlerle. Bakalım FPS'imiz nasıl olacak? Öncelikle arkadaşlar ilk olarak çözünürlükten başlıyoruz. Bunu bir Window modu, Window to Full Screen yapın. Full Screen yapmayın. Window to Full Screen yapın. Buradan bir FPS kazanacağız. Fakat nasıl kazanacağız? Oyunu 4:3 yapmamız gerekiyor ve Window to Full Screen'i de kullanmamız gerekiyor. Şöyle, eğer bunu Full Screen yapıp 4:3'te girersek masaüstü çözünürlüğümüzde oyun çözünürlüğümüz aynı olmayacağı için yine bir FPS düşüşü yaşayacağız. Bunu yaşamamak için burayı Window to Full Screen yapıyoruz. Sonra masaüstü ayarlarımızdan istediğiniz 4:3 seçiyorsunuz. Mesela ben videonun girişinde kullandığım introda 400-450 FPS'e nasıl çıktığımı gösterdiğim videoda kaç 800'e 600 oynamıştım. Evet, 800'e 600 oynamıştım. Siz de bu tarz düşük değerlere gelirseniz 800'e 600 yaptım masaüstü çözünürlüğümü. Aynı şekilde oyundaki çözünürlüğüm de 800'e 600 oldu burayı Window to Full Screen yaptığım için. Çünkü bu masaüstü çözünürlüğünüze göre ayarlıyor. Masaüstü çözünürlüğüm de 800'e 600 olduğu için FPS'im düşmedi. Aksine bayağı bir arttı. Burada frame limitiniz var. Burada monitörünüzün FPS'inize göre, yani monitörün ekranınız kaç Hz ise ona sabitlemeniz gerekiyor. Benim ekranım 75 Hz. Ben bu yüzden 75 Hz'e sabitliyorum. Yani 75 FPS'e sabitliyorum frame rate limiti. Ve nasıl, videonun sonunda nasıl 75 FPS'e veya işte ne bileyim sizin ekranınız mesela 90 Hz'dir. Nasıl 90 Hz'e sabitleyebileceğinizi göstereceğim. Mesela burada 30 var, 60 var. Bakın 75 yok gördüğünüz gibi. Ama ben 75'i nasıl sabitliyorum? Bunu göstereceğim sizlere. Bu şimdilik şöyle 60 da kalsın şimdilik. Videodan sonra göstereceğim. Şimdi buraya dediğim gibi 3 devre rezolüsyonu sonuna kadar çekmeniz gerekiyor. %25'e kadar çekmeniz gerekiyor. Ama önce dediğim gibi 800'e 600 girin oyuna. Ondan sonrasında en düşüğe kadar çekin çözünürlüğünüzü. Buradakilerde hepsi en düşükte olacak. Near, off, off, low, low, low şeklinde olacak. Sonrasında altta VCNG off olacak. Motion blur off olacak. Show FPS isterseniz 10 yapın. Kapalı tutarsanız FPS'iniz artar ama hani 1-2 FPS bile artmayabilir. Hani fark eder mi? Etmez. Hani FPS'iniz artar mı? Artar. Çünkü ekranda bir sürü her saniye FPS değerini göstermesi gerekiyor ama bu neredeyse hiçbir şey fark etmez. FPS'inizi açık tutun yani. Burada yapabileceğimiz bir şey hot scale, yani bu haritanın büyüklüğü vesaire, bunu çekebildiğiniz en düşüğe çekeceksiniz. Bu sayede biraz daha FPS'imiz artacak. Ben şöyle kendi ayarlarımda tutayım da bunları siz ayarlarsınız. Sonrasında buradan değiştirmemiz gereken herhangi bir şey var mı? Var. Evet, en aşağıya iniyorsunuz. Buradan feedback'te bunları off, off, Record Replace off olacak sizde. Ben onu yaptım bilerek. Hop, ne oldu? Off, off, off şeklinde ayarlıyorsunuz. Şu ikisini de off yapıyorsunuz. Sonrasında buradan yapılabilecek bir şey var mı? Show Spectator Count'u off yapın. Peri bunu off yapın. Hide Other Player Names diyor. Bunu da on yapabilirsiniz isterseniz. Çünkü diğer isimleri görmemeniz yine bir FPS artışı sağlar. Sonra buradan bakalım. Yok, değiştirmemiz gereken başka bir şey yok. Bu da çok bir şey fark etmez bu arada. Hide Other Player Names. Hatta hiçbir şey fark etmez neredeyse. Onu kullanmayın. Neyse. Brightness'ı sıfıra kadar çekiyorsunuz arkadaşlar. Ben 1'de kullanıyorum. Siz sıfıra kadar çekin. Sonrasında sese geliyoruz. Sonrasında bütün sesleri kapayacaksınız. Oyundaki sesleri kaparsanız FPS'iniz bayağı bir artar. Ne kadar artar? Cidden bayağı bir artar. Bu yüzden oyundaki seslerin tümünü kapatın. Böyle kapatın abi. Bu kadar. Kapatın. Ben böyle kullanıyorum. Siz hepsini kapatın. Sonrasında subtitles off, quality low olacak sizin. Voice chat off, push to talk off.
Ben şöyle kendi ayarlarımı yapayım da. Buradan kendi şeylerinizi seçeceksiniz. Allow background audio off olacak. Sonrasında buradan renk körü modu kullanmayın arkadaşlar. Ben Tritanop'e 3 kullanıyordum. Eskiden şöyle kullanıyordum. Şimdi 3 kullanıyorum. Siz dediğim gibi bunu off yapacaksınız. Renk körü modu kullanmayın. Bunlar off, off, off olacak. Hatta şöyle yapmanız daha iyi. Oyundaki bütün sesleri kapatın. Buradan böyle kapatın abi. Bunları kapattığınızda bayağı bir FPS alacaksınız ya. Aynı şekilde buradan gelip Visualize Sounds Effect. Okuyamıyorum. Bunu 10 yapın arkadaşlar. Bunu 10 yaptığınızda şunu şöyle ben bir ayarlayayım. Bunu 10 yaptığınızda hatta 0 mı yapsam? Yok ya da şöyle kalsın. Bunu 10 yaptığınızda ne olur? Mesela sandığın sesi geliyorsa sandık mesela önünüzde duruyor değil mi? Önünüzde bir işaret çıkacak. Oyundaki sesler tamamen kapanıyor bunu 10 yaptığınızda. Oyunda ses duyamıyorsunuz hiçbir şekilde. Ama sesler ekranınıza geliyor. Yani nasıl oluyor? Görüntünüze geliyor. İsterseniz ekrandan görebiliyorsunuz. Hani birisi size sıktığında adam mesela sol arkamdan mı sıktı? Sol arkadan böyle kırmızı bir efekt parlıyor ki siz onu anlayabiliyorsunuz. Böyle kullanmanız çok daha iyi. Zaten bunu açtığınızda sesler otomatik kapanacak. Buradan bir şey yapmayacağız. Buradan bir şey yapmayacağız. Buradan da bir şey yapmayacağız. Buradan ne yapabilirsiniz? Hani bütün şeyleri kapatabilirsiniz. Bu da hani oyunun her saniye bir şeyi bakmasına engeller. Mesela burada şey gibi show notification bildirimler ve dillerdeki engelleme şeyleri gibi. Bunları kapatırsanız yine FPS'iniz artar. Buraya kadar gösterdim. Şimdi de nasıl 75 Hz yaptım buna geçelim. Evet arkadaşlar şu anda geldim. Masa üstüne geçtim ve nasıl 75 Hz yaptığımı göstereceğim size. Ayrıca istediğiniz bütün FPS'leri yapabilirsiniz. Şimdi çalıştırı açıyorsunuz. Öncelikle Windows tuşu artı R ile açtım burayı. Buraya yüzde lokal appdata yüzde yazıyorsunuz. Şunu yazıyorsunuz. Bunu yazdıktan sonra bu öyle enter'a şeye tamama basıyorsunuz. Sonrasında buradan önce bir FPS arttırma yapacağız. Ondan sonra göstereceğim nasıl şey yaptığımı. Epic Games Launcher'a giriyorsunuz. Save'de giriyorsunuz. Config. Crash Report Client. Hepsini siliyorsunuz. Bu kadar basit. Sonra geriye geliyorsunuz. Fortnite Game'e giriyorsunuz. Saved. Config. Crash Report Client. Buradakileri de siliyorsunuz. Bunları geri dönüşüm kutusundan da silin. Böyle bir FPS'imiz artıyor. Sonrasında geri çıkıp Windows Client'e geliyorsunuz. Buradan bunu açıyorsunuz ve biz 60'a sabitlemiştik FPS'imizi. Şöyle Ctrl artı F'ye basıyorum. Yani Ctrl'de F'ye basıyorum. 60 yazıyorum. Burada çözünürlük gösteriyor. Evet, frame latency buldu. Şuradan direkt hatta siz hani unlimited değilse bulmuyor. Direkt frame rate limit yazın. Bulunamıyor diyor. Çünkü zaten ekranda var. Bunu zaten buldu. Frame rate limit. Niye bulunamıyor diyor lan? Vallahi bulunamıyor diyor. Neyse siz frame rate limit yazdığınızda bulur. Şöyle kapatıp açtığımda bulacak zaten de. Evet gördüğünüz gibi şöyle bulacak. Frame rate limite gelin. Buradan bakın 60.000 bilmem ne diyor değil mi? Benim ekranım kaç hertz? Hemen sağ tıklıyorum. Görüntü ayarlarına giriyorum. Gelişmiş görüntü ayarları diyorum. Ekran bir bağdaştırıcı özellikleri diyorum. Monitöre tıklıyorum. Ekran yenileme sıklığına bakıyorum. En üstte kaç var? 75 Hz var. O zaman benim ekranım 75 Hz'miş. Buradan bunu anlıyoruz. Yani benim 75'ten yukarısına ihtiyacım yok. Çünkü 75 FPS'ten yukarısını alırsanız size zarar. Maksimum 240 Hz monitörler var. Sizin 240 Hz monitörünüz varsa 240 FPS gireceksiniz buraya. Yani bu şekilde gireceksiniz. Şöyle. Ben 75 giriyorum çünkü ekranım 75 Hz. Kapatıyorum. Ve kapatmadan önce şuradaki çözünürlükleri de düzelteyim. Ne olur ne olmaz çünkü önceki şeyi göstereceğim diye böyle girmiştim. Tamam düzelttik. Buradan kapatıyorum ve bitti arkadaşlar. Şu anda 75 Hz'e sabitlendi oyunum. Siz de istediğiniz herhangi bir FPS'e sabitleyebilirsiniz. Oraya 99 girirseniz 99'a sabitlenir. Haberiniz olsun. Bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Hepsi çok sevinirim. Hoşçakalın. Bay bay.